Günaydın arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız? Bakar mısınız böyle goncalara çok? Bugün dedim bununla açayım dedim. Rengi de kızardı arkadaşlar. Bakın soğuk olunca 2 gecedir soğuk hava ve renkleri kızarmaya başladı. Ne kadar sukulentler soğuk görürse o kadar iyi renkleri kızarır. Bakın şunlardaki pembeliğe bakın arkadaşlar. Bunlar pembe pembe büyümeye başladı. Çünkü soğukta şu anda içeri almıyorum. Yani böyle sukulentlerim kötü olur içeri alayım diye düşünüyorsanız hemen atın dışarıya. Onlar kendi ortamlarında mutlu mutlu büyüsünler. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar bugün de karantinadayım. Bir sıkıntı var mı? Yok, çok şükür. Yani çok şükür rahatsızlanmadım arkadaşlar. Rabbime şükürler olsun. Yoksa evde çoluk çocuk bir sürü. Yani bunların hepsi sıkıntı. İşte bugünden sonra da herhalde daha rahatsızlanmam. Bugün kaçıncı günüm? Bugün tam temasta bulunduğum gün arkadaşlar. Bir hafta önce arkadaşla biz görüşmüştük. Şöyle birkaç gün daha kritik zaman olabilir. Şuna bakıp duruyorum arkadaşlar. Şuna bakın. Bir sürü kökleri var. Açıkta kalmış. Ona bakıp duruyorum da. Bulunduğu yere bakın. Bulunduğu yere tam yerleşememiş. Şimdi arkadaşlar. Ben şöyle söyleyeyim. Rabbime şükürler olsun. Şu anda hiçbir sıkıntım yok. İnşallah da olmaz. Yani daha artık olacağını düşünmüyorum açıkçası. Bir de şöyle iyi ki de diyorum kimseyle temasta değildim. Bir de olsaydı ne yapardım ya? O kadar kişinin vebali senin üstünde. Şurada da var bakın. Yani şimdi arkadaşlar bunları mesela bahçeye atsanız da olur. Bahçeye attınız diyelim. Ama bazen diyorlar bahçeniz müsait indirebilirsiniz diye. Bunlarla ben her sabah uyandığımda böyle teke tek ilgileniyorum. Bakıyorum kökü yukarıda kalmış onu gömüyorum. Bakıyorum suyu fazla kaçmış. Hemen şu altlarındaki tabaktan sızdırıyorum. Yani bakıyorum susuz kalmış. Hemen sularını veriyorum. Bunlarla tek tek ilgilenmek lazım arkadaşlar. Bakar mısınız ya burnu buradan kızarmış soğuktan. Göremiyorsunuz. Çok güzeller. Çok gerçekten çok büyük mutluluklar. Mutlaka sukulent edinin. Mutlaka da sukulent bebekler bakın arkadaşlar. Ben kahvaltı hazırlığı için geçiyorum. Yani biraz dün fazla iş yapmıştım. O yüzden bugün sadece süpüreceğim evi. Çok da böyle iş yapma taraftarı değilim. Bakalım. Hep öyle diyorum. Bakalım. Neyse arkadaşlar kahvaltıya geçelim bakalım. Arkadaşlar kahvaltıya geçmeden önce benim makinede çamaşırlar vardı. Şöyle odanın halıları arkadaşlar. Bu arada her yer karışmış tabii. Buralar hep toplanacak. İş yapmayacağım diyorum ya. Gel yapma. Yani bazısına göre şu ciddi bir karışıklık olmayabilir. Ama bana göre yani bu havluya silindin arkadaşlar. Şuraya asıyoruz bunu. Şunu şuraya takmak hiç zor değil. Bunu şuraya takmakta hiçbir şey yok ama işte.
Arkadaşlar kızlarıma ben hep söylüyorum. Kızım elinizi düzenli alıştırın. Gördüğünüzü aldığınız an aldığınız yere koyun. Hep benimle olmayacaksınız. Hep benimle olmayacağınız için yani düzgün alışın diye arkadaşlar bunu hep söylüyorum. Tabii ki yani yine yapıyor çocuklar ama böyle kaçırdıkları da oluyor. Belki de babaları koymuştur onu oraya. Bilemiyorum. Şimdi şu banyonun halısıydı arkadaşlar. Şu da çalışma odası. Kızımın çalışma odasının kadife halısı. Bunları sereyim. Bugün de evi silince koyayım. Şimdi arkadaşlar şöyle graptolarıma bakar mısınız? Bunlar kellesi alınmış. Çimlenmesi için bekliyor. Pes pembe olmuşlar gece soğuktan. Şu köşedeki çok güzel olmuş. Camdan gözükebiliyor mu bilmiyorum ama şu arkadaşlar şu ucu pes pembe olmuş. Çok güzel olmuş, renklenmişler. Şimdi kahvaltıya geçelim. Arkadaş şöyle 3 adet yufkam var. Bu normalde 5 adetti. İkisini ben çocuklara daha önce gözleme gibi bir şey yapmıştım. 5 tane bundan yalancı su böreği gibi bir şey yapacağım kahvaltıya. Aslında akşamdan yapıp sabaha pişirsem çok daha güzel olurdu ama olsun. Şimdi arkadaşlar yoğurt gerekiyordu. Benim yoğurdum bitmiş. Süt koydum ben de. Ben de böyle katı kurallar yoktur. Olmazsa olmaz falan yoktur. Sıvı yağ koydum, yumurta koydum, süt koydum. Bunu söylememi istiyor bazı arkadaşlar. Hepsi yorumların altına yazmasa da Instagram hesabında bunu yazıyorlar arkadaşlar. Instagram hesabım da bu arada sukulentler ve kaktüsler. Benim diğer YouTube kanalım olan sukulentler ve kaktüslerin Instagram ismi sukulentler ve kaktüsler diye ararsanız benim sayfam karşınıza çıkar. Oranın DM'sinden yazıyorlar arkadaşlar. İşte tariflerinizi verir misiniz? Bu arada Instagram hesabım farklıydı fakat değiştirdim. Çünkü sukulent satışı yaptığım zaman diğer şekilde çok alakasız oluyordu. Sürekli de hani tekrar etmiş oluyordum. Bu şekilde daha iyi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Oradan yazan arkadaşlar oluyor ve ben bunu hem kaşar peyniri koyacağım hem de normal bildiğimiz beyaz peynir koyacağım. Biz ona eskiden teneke peyniri derdik. Tenekelerden alınırdı. Çok lezzetli olurdu. Hem kaşar koyacağım hem o peynirden koyacağım. Ve akşamdan hazırlamadığım için maydanoz koysam mı koymasam mı çok kararsız kaldım. Bakacağız arkadaşlar. Ben böyle anlık yani anlık bir şeye karar verdiğim için koyarsam zaten göstereceğim. Ve arkadaşlar tavamın dibine mutlaka tereyağı koyuyorum ben. Birazcık da sıvı yağ damlatıyorum. Öyle. Şimdi arkadaşlar aşırı derecede şey koymuyorum. Tereyağı koymuyorum. Şöyle sıvı yağımı da koyuyorum. Bu arada size yağdanlığımı göstermek istiyorum arkadaşlar. Kendime yağdanlık almak istiyordum. Fakat benim kız kardeşimin de YouTube kanalı var. Ve kız kardeşim bir baktım yağdanlığı buna koymuş yağını o memlekette. Sonra dedim ki ben de buna koyayım dedim. Aynısından benim de var. Bu bizim babam bize hediye almıştı bunları. Daha küçüktük arkadaşlar biz. Liseye mi gidiyorduk? Öyle bir ben liseye gidiyordum da kız kardeşim daha küçüktü. Ve bütün kızlarına bundan süt takımı almıştı. Sanki böyle şey çay takımı gibi. Tüm takımları vardı bunun. Kahvaltılık değil arkadaşlar. Fincanı şöyle göstereyim parçalarını. Şöyle süt tozu dökmek için bundan. Ondan sonra şöyle fincanları, tabaklarını ben servislik gibi kullanıyorum. Ama bir de şekerliği var. Şekerliği tost tosbik çok güzel. Nereye koydum ben onu? Şekerliği de böyleydi arkadaşlar. Bu babamın hatırasıydı ve ben
Öyle koymuşum kenara. Fincanlarını kullanmıştım arkadaşlar. Tabaklarını da kullanıyordum. Tabakları da şöyle. Şöyle arkadaşlar, içinde desen vardı. Böyle küçük servis çıkartacağım zaman bunları kullanıyordum. Fincan altı aslında. Ben kızlarıma servis gibi de koyuyordum. İşte şuraya bir tane yumurta, şöyle peynirini, şöyle zeytinini falan, böyle küçük kahvaltılarda bunu servis çıkartıyorum ben. Ondan sonra dedim, aa ben de bunları çıkartayım dedim. Ve bunları çıkarttım. Onu yağdanlık yapma fikrini kardeşimden gördüm. Şöyle yağdanlığımı tekrar göstereyim. Çok mutluyum bunu yağdanlık yaptığım için arkadaşlar, ve yağdanlığım yerini alsın. Şöyle çok şık. Yani çok şık değilse de arkadaşlar, şöyle bir şey, babamın hatırasıydı. Babam çok sever böyle şeyleri, böyle işleri o kadar sever ki arkadaşlar. Biz 6 kız kardeşiz. Bir de abimiz var. Ve benim babam hepimizin çeyizini böyle özene bezene, mobilyalarını özene bezene, yani tabii ki sonradan biz şu anda değiştirdik ama böyle özene bezene almıştır. İster ki evlatlarının her şeyi çok güzel olsun. Bir de bize mobilyalar örneğin evlenirken alındığı zaman, veya benim küçüğüm olan kardeşlerimin alındıktan sonra babam mesela yeni çıkan şeyleri görür. Evin perdelerini değiştirir, halılarını kendi evinin değiştirir, mobilyalarını değiştirir. Annem buna çok da razı olmasa da işte der ki Hatice'cim der. Annemin adı Hatice, Hatice'cim der. Hatice'cim bizim onlardan ne eksiğimiz var da der. Biz değiştirmiyoruz. Boş versene der. Yani çok sever. Eşyayı çok sever. Yani böyle gerçekten benim babam gibi bir erkek çok nadir vardır. Vardır. Benim babam olduğuna göre vardır. Ama arkadaşlar nadirdir. Gerçekten ev eşya konusunda çok zevkli babam. Onları da babam almıştı bize. Şimdi benim hatta bir geriye gittiğimizde arkadaşlar, kardeşimin sunumlukları diye bir videom var. O sunumlukların birçoğunu babam aldı, biliyor musunuz? Babamla beraber aldılar. Yani o mesela, ben onun aldığı şeylere aa ne yapacaksın bunu dediğimde, babam kızım bırak karışmasın, onun vardır bir bildiği. Arkadaşlar şöyle bir kat koydum. Hazırlıyorum anneciğim. Şöyle ikinci katı da koydum arkadaşlar. Buraya da şimdi yumurtalı yağ sütümden koyacağım. Sonra buranın peynirini koyacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle kaşar peynirimizi koydum. Şöyle beyaz peynir koydum. Maydanozları buzluktan serptim. Ve üzerinin katını koyacağım. Üzerine bunu koyacağım. Karışımımı dökeceğim. Sonra tekrar üzerini kapatacağım. Bakın arkadaşlar, üstünü de kapattım. Ve kapağını şu şekilde kapatıyorum. Sonra bu tarafına da yağ koyacağım çevirdiğimde. Şimdi ben onu çevireyim. Size o kısmı da göstereceğim. Arkadaşlar ocağımı açtım. Kısığı aldım. Bu bizim dönderme tavamız. Bunu bana kız kardeşim hediye almıştı. Ve yani şöyle, bu bizim zannedersem Karadeniz bölgesinde oluyor. Genelde bunu böyle kuru yufka çevirmeye, hamsi çevirmeye falan alıyorlar. Kız kardeşim de bana öyle hediye getirmişti bir geldiğinde. Ben de yani hem onu anarak kullanıyorum böyle. Şimdi arkadaşlar bu kısıkta ya, tava farkındaysanız çok büyük. Yani neredeyse bir fırına atılacak börek tavası kadar. Bunu kızarttıkça biraz şöyle çekiyorum. O ucunu da kızartıyorum. Biraz da böyle çekiyorum falan. Yani bunun her tarafını kızartıyorum. Artık ben bunu nasıl yapacağımı öğrendim. Bu arada kızım kendine bir şeyler hazırlıyor. Şimdi arkadaşlar tereyağımız şöyle eriyor. Ve böreğimiz
Şöyle arkadaşlar. Hadi bize afiyet olsun. Bu yüzü de kızarsın arkadaşlar. Biz kahvaltımıza geçiyoruz. Şöyle bir daha göstereyim. Çıtır çıtır bakın. Bakın. Çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. Arkadaşlar şöyle mutfağımın sandalyeleri falan çektim. Altına dedim güzelce sileyim. Ama bütün evi sileceğim. Size halılarımı kaldırdığım zaman söylemiştim. Ben bütün evi her gün omomatik ve çamaşır suyuyla halılar gelene kadar siliyorum. Halılar geldiği günde bir yüzey temizleyiciyle siliyorum diye. Şimdi arkadaşlar o çöplerin arkasını falan ben elimle aldım. Ayrıca elimle bez de kullanıyorum. Onları aldım. Fakat şu geniş alanları her gün sildiğim için Vilada'yla silmeyi şu anlık tercih ediyorum. Halılar geldiği zaman tekrar bir elimle alırım. Şöyle arkadaşlar, bu da benim fazlalık yağım, söylemiştim. Fazla antik pasımız oluyor bizim. Onunla aldığımız fazla yağlar vardı. Onları buraya koymuştum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi arkadaşlar hem ben burayı sileyim hem sizinle sohbet edeyim. Bir tane arkadaş dedi ki naçizane, ya dedi o kadar çok iş yapıyorsun ki dedi, hiç dedi sukulentlerinin böyle çiçeklerinin karşısında dedi oturup dedi, yani çay içmiyor musun, bir kahve içmiyor musun dedi. Şimdi arkadaşlar aslında ben gerçekten çok keyifli yaşayan bir insanım. Severim. Gezmeyi, tozmayı çok severim. Arkadaşlarımla oturmayı çok severim. Şöyle, sosyal hayatı sevmeyen birisi YouTube çekemez. Çünkü anlatması lazım. Sevmesi lazım. Yani bu da bir sosyalleşme şekli. Sevmesi lazım. Şimdi ben normalde çok severim arkadaşlar. Yani sizi de inanın ben görüyorum. Mesela bugün beni 150 kişi izledi diyelim. Ben 150 kişiyle kendimi inanın muhabbet etmiş gibi hissediyorum o zaman. Seviniyorum. 200 olduğu zaman aa diyorum. 200 kişi ile muhabbet etmiş gibi oluyorum. Ve hayatımın bu şekilde de tadını çıkartıyorum. Eğer sevmesem hiçbir kuvvet bana bu YouTube'u çektiremez. Bir de şöyle oturmuyor muyum? Oturuyorum arkadaşlar. Fakat şu anda arkadaşlar evdeyim. Ve gerçekten bu kışa girme temizliğini, işte perdelerin yıkanmasıydı, bütün eşyaların elden geçirilmesi falan, bu temizliği normalde hep yapıyordum. Fakat şu anda da arkadaşlar biliyorsunuz pandemiden dolayı bir tane yardıma gelen hanım vardı. Onu da alamıyorum. Gerçi onu da alacak olsam arkadaşlar o kadar boş zamanımız kaldı ki kendim ne yapacağım o zaman. Öyle yani oturmaya gitmeye bir yer de yok. Eskiden sahile iniyordum. Ondan sonra kardeşlerimle, arkadaşlarla sahile iniyorduk. Veya çarşıda bir yerde buluşuyorduk. Veya evlerde buluşuyorduk. Şu anda o ortamlar yok. Kendi başıma da yani oturmaktan çok böyle boş boş oturayım, sadece seyredeyim, öyle bir insan değilim. Ancak bir gün oturur, işte çayımı kahvemi alır, sizinle bir konu hakkında muhabbet edersek o zaman olabilir. O zaman da yani ne konu hakkında konuşmamız gerekiyorsa yorumlarda görürsem zaten mutlaka bunu konuşuruz. Mesela bunu sağ olsun, Allah razı olsun kendisinden, Sıla arkadaşım böyle söyledi, işte
Hiç oturmuyor musun? Hep mi iş? Dedi. Ben dedim ki arkadaşım ben farkındaysan 20 dakika video çekiyorum. 24 saatin 23 buçuk saat kalan zaman var. Bu esnada tabii ki keyif yapıyorum. O kısmı yansıtamadığımı düşündüm. Yani buradaki eksikliğimi gördüm. Şöyle bu videoyu izlediğinizde siz de bu şekilde düşünüyorsanız lütfen bana yazın. Ve ben yani bu konudaki eksikliğimi nasıl gidermem gerekiyorsa o şekilde gidermeye çalışırım. Fakat arkadaşlar bu benim yaşam tarzım. Yani temizlik yapmayı çok seviyorum. Temiz olmayı veya temiz olmayı değil düzenli olmayı seviyorum. Örneğin çok az bir işim kaldı. Bu işim bittikten sonra eskiden olsaydı bol bol gezer tozar birilerini çağırırdım. Ondan sonra şu anda da mesela büyük ihtimalle izlemem gereken sinemalar var arkadaşlar. Okumam gereken kitaplar var. Onları okuyarak bunun tadını çıkartacağım. Ama şu temizliği bitirmem lazım arkadaşlar. Şimdi temizlik zamanı şu kısım kaldı. Orayı yaptıktan sonra diğer odalara geçeceğim. Bunu da buraya not düşmek istedim arkadaşlar. Böyle Cinderella var ya şey kül kedisi. Onun gibi bir elinde villada bir elinde süpürge gibi hissettim. Ama biliyorsunuz şu an pandemiden dolayı böyle. Kurs ortamımız normalde bizim çok güzel. Oradaki öğrencilerim inanın arkadaşlarım gibi. Kurs ortamımız çok güzel. Öğretmen arkadaşlarla ortamımız çok güzel. Ondan sonra hepsi çok iyiler. Hepsi gerçekten pırıl pırıl insanlar. Onlarla olmaktan zaten çok ciddi keyif alıyorum da. Sonra eve geldiğimde de arkadaşlar, yani çocuklarım için sonrasında çocuklar ve eşim için de yani bir şeyler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Böyle. Ben temizliğime geçeyim. Çünkü bakın burası şu an masaya kadar sildim. Sınır orası. Oturdum konuşmaya başladım. Burası salonlar her yer süpürülecek, silinecek ve benim işim bitti mi? Bitmedi. Çünkü dolma biber yapacağım arkadaşlar. Yine bitmedi. İşim yine bitmedi. Yani artık isyan mı etsem falan. Ama inanın her kadın bunu yapıyor. Her kadın bu kadar uğraşıyor. Sadece ben YouTube çektiğim için biraz daha bunun insan farkına varıyor. Evet diyorsun ya çok iş yapıyor bu ev hanımları diyorsun. Ama arkadaşlar inanın bütün kadınlar yani hepsi böyle. Hepsi bu işleri yapıyor, bu yemekleri yapıyor. Onların çocuklarını kim bakıyor arkadaşlar? Biz bakmıyoruz. Onların çocuklarını onlar bakıyorlar ve bizi izleyen hanımlar bakıyorlar. Herkes bu kadar çok uğraşıyor. Yani benim de zaten kaldı da şurada. Diyelim kanepeleri sileceğim. Ondan sonra normal günlük rutin temizliğim devam edecek. Şöyle pirincimi çıkarttım arkadaşlar. Dolma biberimi yapacağım. Evde herkes dolma biberi çok seviyor. Bir de önüne bir çorba yaparım. Eşime de söyleyeyim yoğurt alsın. Öyle. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Dolma biber yaparken büyük ihtimalle bana da hiç belli olmuyor. Öyle yapacağım diyorum. Başka bir şey daha çıkıyor falan. Neyse görüşürüz. Arkadaşlar dolma biberimi yaptım. İçine daha önceki hazırladığım dolma biber videolarında vardı. Dışına arkadaşlar bunun ben suyla beraber zeytinyağı, tuz ve salça koyuyorum ki dışı da lezzetli olsun diye. Şimdi bunun ağız kısmına arkadaşlar domates koymadım. Domates vardı. Fakat o domatesi bir şekilde evde herkes ayırıyor, kenara atıyor. O olmasın diye üstlerini tam sıfır doldurmadım. Ve bunu böyle kaynadıktan sonra arkadaşlar altını kısa alacağım. Ve yemek faslımız bir de çorba olacak. O çorba ile birlikte geçecek. Bir de
yoğurt söylerim. Çünkü bunu yoğurtsuz yemiyor küçük kızım. İşte ortaya salata falan yaparım. Böylece bugünlük yemek mevzusu da kapanmış olur arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Şimdi kendime bir çay koyacağım ve oturup biraz bir film falan izleyip o filmle beraber biraz çay içeceğim arkadaşlar. Ne izleyeceğimi de Google'da bu senenin en fazla izlenen sinemalarından seçeceğim. Çünkü genelde öyle seçiyorum ve hiçbir zaman da yanılmıyorum bu konuda. Arkadaşlar bu da büyümeye başladı bakın. Bakalım da nasıl bir cins çıkacak. Yani türü nasıl olacak bakalım. İnşallah çok güzel olur. Bunlar soldu arkadaşlar. Çok çabuk soldu. Bu kadar güzellik, bu kadar çabuk işte. Hayat böyle arkadaşlar. Hayat böyle. Yani o kadar ne olursa olsun. O kadar güzelliğin bir gün sonu bu. Öyle. Şimdi arkadaşlar şu anlık videomu kapatmıyorum. Oldu ya yine yapabileceğim bir şeyler çıkar diye. Yapacağım bir şey olursa çekeceğim arkadaşlar. Yapacağım bir şey olmazsa vedalaşmak için açacağım. İnşallah daha sonra videomu yükleyeceğim. Şimdiden bakalım.